açık yerde nem aldığı için bozulduğunu fark ettik ve evet evet bozulur. Bütün kış yetecek olan tarhana çöpe maalesef gitmiş oldu. Yazık oluyor o şekilde. Buzdolabında en azından belki de baharat ya da çorba tarzı yapılanlar. Çok ışık almayacak yerde, serin ve kuru, nemli olmayan bir yerde saklamak daha doğru olur. Özellikle tarhanalar evet çok çabuk bozuluyor. Onları da ağzı sıkı bir şekilde ışık görmeyen bir yerde muhafaza etmek daha doğru olacaktır. Peki özellikle evet tarhana diye vurguluyoruz ama kanser tedavisinde çok fazla besin değeri yüksek ve faydalı yiyecekler var. Her kanser türünde de tedavi alanında aşamalarda beslenme kişiye göre farklı ve tedaviye göre farklı olduğunu konu başında dile getirdim. Peki mideden girdiğin için konu başında midesinde sıkıntı olan ve destek alan ekipçe size gelen danışanınız ya da bir gırtlak kanseri ya da bir meme kanseri. Burada beslenme farklı mı yola çıkışı oluyor diye soralım. Tabii ki farklı oluyor. Şöyle kişinin kullandığı ilaçlar oluyor. Bu ilaçlarla etkileşen besinler de oluyor. Hani az önce kırmızı meyveler biz kansere karşı koruyucu dedik. Fakat kişi eğer kemoterapi alıyorsa özellikle greyfurt gibi, karadut, böğürtlen, nar gibi bunları kemoterapi tedavisi boyunca tüketmesini istemiyoruz. Neden diye soralım. Çünkü bize de çok fazla evet, soru geliyor size iletmemiz için. Kesinlikle. Çünkü ilaçlarla buradaki meyve besinler aynı yolu kullanıyor. Biz o yolu tamamen ilaca serbest bırakmak istiyoruz ki o ilaçtan %100 o yararı sağlasın. Bu yüzden eğer ki kemoterapi sürecindeyseniz nar gibi, greyfurt gibi, karadut, böğürtlen, turunç veya bazı durumlarda çekirdekli kuru üzüm. Bunların tüketilmesini istemiyoruz. Sonrasında eğer ki kişinin bir yutma problemi varsa veya bulantısı varsa sabah iştahsız olabiliyorlar. Tavsiyeler. Kesinlikle kişi sadece kızarmış ekmek belki tüketebilir. Daha doğrusu etmek tarzı. Veya kendisine tuzlu krekerler. Çok ağır ve kokulu yiyeceklerden sakınılmasını istiyoruz eğer ki kişinin şiddetli bir bulantısı varsa. Sonrasında kişi çok yorgun oluyor. Bazen bizim hastalarımızda da onu görüyoruz. Kişinin kolunu kaldıracak hali olmuyor. Halsizlik. Halsizlik oluyor. Yorgunluk, kendisine yemek hazırlayamıyor. Evet. Veya işte yakınında kendisine yemek hazırlayacak biri bulunamayabiliyor her zaman. Beklenen süreçler aslında değil mi? Geçiş döneminde aslında sürekli vücudumuza tabii kalacak bir reaksiyon değil. Değil. Kişinin eğer 3 günden fazla şiddetli bulantı ve kusması varsa doktora zaten hekime yönlendirmesini istiyoruz. Fakat 3 güne kadar normal sayılabiliniyor. Burada o zaman zaten sıkıntı olduğunda telefonlarınız, bütün danışanlarınız da var. Evet, evet. Hiç çekinmeden rahatlıkla aramaları çok önemli efendim. Tedavi alanında hangi sağlık sorununuz olursa olsun, aman çekiniyorum bir şey der şimdi anlatamam derdimi diye sakın ola sakın çekinmeyiniz. Zaten bizlere destek olmak için bu mesleği yapıyorlar değerli hocalarımız. Evet. Ve zor bir meslekte insan sağlığına yatırım adına bizlerle ekip çalışması yapıyorlar. Tekrar edelim mutlaka ve mutlaka sağlık sorununuzda bir sıkıntı hissettiğinizde cebinize kaydedin. Ya da yanınızda taşıyınız numarasını mutlaka en yakınızda bilsin ki İletişim halinde doktorlarımızda olalım ve daha çabuk çözüm odaklı tabii, değil mi? Sizlerle yani birlikte iyileşme sürecini atlatalım. Hastaneye arayıp o şekilde bağlantı İyileşelim isteyebilir. Bir an önce, evet. Kesinlikle. Kişinin eğer o şekilde halsizlikte kalmıştık mutlaka beslenmesini devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü peki o yorgunluğu, halsizliği giderici böyle meyveler, sebzeler var mı diye soralım. Tabii ki. Öncelikle kendisine kişi bir böyle kap hazırlayabilir. İçerisine galetalar, peynirler, kuru yemişler, kuru meyveler veya minik sandviçler hazırlayabilir. O şekilde gün boyunca yerinden kalkmadan arada sırada bunları atıştırarak devam edebilir. Taze meyve tüketimi de çok önemli. Sırası gelmişken şekere de değinelim. Evet. Genelde hani meyvelerde şeker var aman tüketmeyelim diye bir şey söz konusu olabiliyor. Soralım o zaman şeker nedir? Zararı var mıdır? Özellikle çünkü kanser tedavisinde greyfurt dedi, böğürtlen dedi, belki kırmızı meyveler. Ama yanında da şekerli meyveleri tüketen ve seven izleyicilerimiz olabilir. Bu tedavi aşamasında zararı var mıdır greyfurtun dışında? Şöyle şekerin ki, diyelim. Şeker böğürtlenin aslında dışında. İkiye ayırıyoruz. Bir evet. Doğal şeker, meyvelerde bulunan şeker. Bir de eklenti şeker, dışarıdan, sonradan eklenmiş.
Doğal şeker tabii ki meyve tüketmezsek olmaz. Vitamin ve minerallerimizi nereden alacağız? Bizim istemediğimiz burada eklenti şeker. Hani yine günde 20-25 gram kadar tüketebiliriz. Fakat bu farkında olmadan çok çabuk bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. Mesela hani çaylara kullanılan şeker. Evet, 3-4 tatlı kaşığı kadar reçel tükettiğimizde o günlük hakkımız doluyor. Hani obezitede de bu şekilde. Normal yaşantımızda da bu şekilde. Kişi ki her şeyi yaptım ama kilo veremiyorum diyor. Aslında fark etmeden o şeker hakkını fazlaca aşmış oluyor. Çayına attığı şekerle günde işte aman ne olacak 1-2 kaşık reçelle, masada duran çikolatayla, çikolatayla işte bir tanecik kurabiye attım ağzıma bir şey olmaz bir derken şey bunlar birikiyor gün içerisinde. Veya bir kase sütlü tatlı da tükettiğimizde o hakkı aşmış oluyoruz. Burada bu eklenti şekerden uzak durmak tabii ki önemli, fakat bazen hastalarda spesifik olarak kilo almasını istiyoruz. Bu durumlarda biz diyetisyenler bazı hesaplamalarla sütlü tatlı da ekleyebiliyoruz hastamızın listesine. Veya işte muzlu sütler, kek gibi ara öğünler de ekleyebiliyoruz. Fakat bunlar gerçekten kişiyi görerek olması gereken şeyler.